mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mutfağımda lokma tatlısı yapacağız. Bunun için 2,5 su bardağı şekerimizi tencereye boşaltıyorum. Burada da aynı bardakla ölçtüm. 2 su bardağı şekerimiz, suyumuz var. Onu da boşaltıyorum. Bunu ocağa koyacağım. Şöyle kıvamlı bir şerbet haline getireceğim arkadaşlar. Evet, şimdi lokmamızın hamurunu hazırlayacağım. Burada 4 su bardağı unumuz var. 1 yemek kaşığı kuru mayamı koyuyorum. Şöyle 2 çay kaşığı da toz şekerimi ilave ediyorum. Şöyle çok az, parmağımın arasında bir çimdik deriz biz. Tuz ilave ettim, unun üzerine koydum. Evet, şimdi toplamda 2,5 su bardağı suyumuzu unumuza yavaş yavaş yedireceğiz. Arkadaşlar özlü bir hamur yapalım. Biraz böyle çırpa çırpa. 4 bardak un, 2,5 bardak su. Şimdi bunun birazdan ağzını kapatacağım. Bir yarım saat mayalanmasını bekleyeceğiz. Hamurumuzun mayası geldi. Şimdi kızartmaya başlıyoruz lokmalarımızı. Her seferinde kaşığımızı yağlıyoruz arkadaşlar. Hamurun kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. Tam verdiğim ölçülerde yapın siz de, denemek isterseniz. Kaşığı sık sık yağlayalım. Evet, tavamızı doldurduk arkadaşlar. Şimdi bu kızarsın. Ondan sonra hafif hafif karıştırmaya başlayacağım. Şerbetimizin kıvamı böyle arkadaşlar. Epey koyu bir şerbet. Şerbetin içerisini çok fazla tutmuyoruz. Şöyle 2-3 defa karıştırdım. Ve hemen tabağa alacağım. Lokmamız pişti. Servis tabağına aldım. Çok güzel oldu. Tadına da baktım. Verdiğim ölçüleri birebir uygulayın. Gerçekten çok memnun kalacaksınız. Çünkü tam kıvamında oldu. Şimdi şöyle kendime bir ufak servis alacağım. Şöyle. Şimdi
Şöyle birine çok az bir tarçın serpiyorum. Bir tadına bakacağım. Şahane olmuş. Arkadaşlar birine de şöyle hafiften tahin koydum. Hatta bir tanesine de şimdi çikolata sıkacağım. Artık siz hangisinden isterseniz ben size göstereyim. Önce tahinlinin bir tadına bakalım. İnanın hepsi birbirinden lezzetli. Sunumlarınızı nasıl yapmak isterseniz ona göre yapın arkadaşlar, ama dediğim gibi verdiğim ölçü tam birebir uygularsanız memnun kalırsınız. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda buluşmak üzere arkadaşlar. Son kez şu çikolatalıyı da alacağım. Hoşça kalın.